Bir gece ansızın gelebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sincar açıklaması Deniz Çağlayan'ın sunduğu gece görüşünde masaya yatırıldı. Emekli Kurmay Albay Ünal Tabay ve araştırmacı yazar İsmail Bendiderya çok konuşulan Sincar'ı anlattı. Sincar meselesini yeni yaşamıyoruz benzer şekilde. O zaman Türkiye doğrudan müdahale hakkını kullanır şeklindeki bir mesajını da ilettiklerini de ifade etmek uygun olur. O toprakların altında bir petrol deryasının olduğunu fark ettikleri anda Irak'ın haritasını değiştirerek getirip bizim önümüze Musul'suz, Kerkük'süz bir Anadolu koydukları günlere dönün. Irak'ın Sincar bölgesi Türkiye'nin milli güvenliği için kritik. Aynı zamanda mevcut haliyle Irak'ın, Suriye ve İran'ın toprak bütünlüğüne karşı tehdit. Daha önceden hep tartışılır, burası ikinci Kandil vesaire diye. Ben hep söylerim bu öteden beri, orası hiçbir zaman ikinci Kandil olmaz. İkinci Kandil'in coğrafi konumu, pozisyonu çok farklı. Sincar ise bir geçiş noktasıdır, geçici üstlenme bölgesidir. Arazi de çıplaktır, yani orada barınma şansı çok fazla da yoktur. Burası bir lojistik güzergah anlamında da kullanılır Sincar. Şimdi PKK buraya bir oldu bittiyle geldi, yerleşti terör örgütü. Biliyorsunuz IŞİD'le mücadele çerçevesinde. Irak merkezi yönetiminin Sincar'da PKK'ya karşı kararlılığını dağıtmak içinse ABD devrede. Sincar'da Kürt'ün bir Kürt devleti kurma versiyonunun PKK gibi bir bölücü ayrıştırıcı terör örgütünün ne işi olabilir? Yani Sincar neden? Neden? Çünkü bu oyunları oynayan başkası, oynatılan başkası. Bakın oyunları oynayan ne Türkiye'dir, ne İran'dır, ne Irak'tır, ne Suriye'dir. Bir kere şunun adını bir düzgün koyalım. Bu oyunları bu bölgede oynayan bir tek ülke var, o da Amerika. Asıl kritik nokta ise Irak'ın Suriye'ye açılan kapısı Sincar'da statü sorununun aşılması. Yıllardır çözüm bekleyen konu için anahtarsa Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'nın bir projesi var. Bu proje Suriye'de bu Roj peşmergeleriyle PKK'nın YPG kolunu yeni bir yapılanmaya gittiler. Amerika ve Fransa bunların birleştirilmesi bir çatı altında idari, askeri anlamda bir çalışması var. Epey mesafe kat ettiler, üçüncü safhaya geldiler. Şimdi bunun Sincar'la doğrudan ilişkisi var. PKK'dan sonra da yeniden orada bir az evvel bahsettiğim gibi Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmayı oraya eklemleyecek ve Irak'la, Irak Kürt bölgesel yönetimiyle bağlantısını sağlayacak bir yapılanma ve o Sincar'ı bu maksatla düşünülüyorsa, arka planda düşünülen bir plan gerçekleşirse yine bizim için tehdit olmaya devam edecektir. İki isim de çözüm için bölgesel işbirliğinin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti. İşgal gücüdür. Binlerce mil öteden, okyanuslar ötesinden kalkıp buraya gelen Amerika'nın bu bozgunculuklarına mutlaka bir son vermek zorunda kalacağını herkes görmeye başladı. Bu sorunu, Sincar meselesi sorumluluğunu ancak Türkiye, İran ve Irak üçlüsü, hatta bence Suriye'nin de katılacağı bir dörtlü zirveyle, dörtlü bir oturumla hallolacağı kanaatindeyim. Yani en azından makul olan bu.